genel izleyici. Ben Özlem Denizmen. Para durumu adı üstünde hava durumu gibi. Kimi zaman güneşli, kimi zaman kar fırtına. Ama biz bilgilerle kendimizi güçlendirmek, ailemize ve ülkemize daha iyi ekonomik seviyede bireyler olmak, aileler olmak üzere bilgiyle donanıyoruz, güçleniyoruz ve hadi başlıyoruz. Programımızın Yuvarlak Masa bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde zihin haritalarımızı genişletiyoruz. Hayata dair değerli konuklarımızdan çok şeyler öğreniyoruz. Bugün bizlerle beraber klinik psikolog Zaza Yurtsever. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Zaza Yurtsever Hamburg, Almanya'da yaşıyor. Evet. Ara sıra Türkiye'ye geliyor. Ve ara sıra Berlin'e. Evet. Aha. Şimdi formatımız şu, burada sorularımız var. Ve benim de burada kum saatim var. Tamam. Ben şöyle şöyle yaptığım zaman... Hemen bitirelim. Bir yan soru daha geliyor demek. Tamam. Buyurunuz, buradan bir soru seçebilirsiniz. Ben mi okuyacağım soruları? Evet, lütfen. Okay. Psikolojimizle ilgili bir şey oldu kesin ama nedir? Okay. Aile içi para konularında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Aile içi para konularında dikkat evet. edilmesi gerekenler nelerdir? Çok Vallahi, güzel. Bence her konuda olduğu gibi bu konuda da esas mevzu transparan olmak, açık olmak. Şeffaf olmak. Şeffaf olmak, evet. Yani herhangi bir gizli saklı bir şeyin olmaması, öbürü üzülür diye ondan bunu gizli tutmamak. Yani eşler arasında zaman zaman oluyor ya, birinin borcu oluyor, öbürüne söylemiyor, başka bir şeyler oluyor, söylemiyor. Maaşında azalmalar, yükselmeler oluyor, söylemiyor falan. Bu hem güven duygusunun azalmasına yol açıyor, hem de yani... Başka türlü sıkıntılara yol açıyor. Aynı şekilde bu para mevzularının çocukların da bilgisi dahilinde olması gerektiğine inanıyorum ben. Çünkü zaman zaman buna denk geliyorum. Aileler maddi durumlarını çocuklarından gizli tutup çocuklara istedikleri şeyi alıp kendilerini zor duruma sokabiliyorlar. Biraz daha böyle fedakar olma adına ya da çocukları hani koruma adına falan, ama ben onun da doğru olduğunu düşünmüyorum. Çocuklar da ailenin maddi durumu hakkında şeffaf bilgi sahibi olmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani diyorsunuz ki o zaman aile mesela zor durumlardan geçiyor olsa da çocuklarıyla da karı koca birbiriyle de her şeyi paylaşmalı. Çocuklarla paylaşması... her şey değil herhalde de tabii. belli bir kısım. Tabii ama en azından maddi durumumuz buna uygun değil. Hı-hı. Uygun olduğunda alırız Hı-hı. deyip yani gidip mesela bir annenin kendi altınını bozup çocuğa bir şey almaması. Almaması. Diyorum bence. Var olan durumun dışında bir gerçekliğin yaratılmaması anlamında söylüyorum. Peki karı koca arasında bu gizli borç da çok gördüğümüz bir konu. Çok. Gizli çok. Borç. Yani borç var ama eşe söylenmiyor. Hı-hı. Ve onunla birlikte bu erkek olabilir, kadın olabilir. Tabii. Bayağı bir uğraşılıyor. Tabii. Gizli borç konusunda şu anda mesela belki bizi izleyenler gizli borç var ve söyleyecek bu akşam mesela. Hı-hı. Ne önerirsiniz? Nasıl bir yaklaşım? Nasıl bir... Ben orada da şeffaflık öneriyorum. Çünkü o gizli borç mesela erkeğin gizli borcunun dayandığı yer bir bağımlılık olabilir. Hı hı. Bu sadece o zaman parayla sıkıntılı bir problem olmaktan çıkıyor. Bir bağımlılıkla ilgili bir problem var. Mesela diyelim ki eğer yani boş zamanlarında uyuşturucu kullanıyorsa ya da bir kumar bağımlılığı geliştirmişse ve borcu harca girip o bağımlılığını finanse etmişse, bunun tabii ki birinci derecede bilmesi gereken eşi. Evdeki eşi. Ama genelde biliyorsunuz şöyle öyle olmuyor. Ne oluyor? İlk önce bilmesi gereken en son öğrenmiş evet. oluyor ve o zamana kadar da güven zaten sarsıntısı. Zaten ilişki de bozulmuş oluyor. Evet. O zaman hani şeffaf zaten olmak kolay olsaydı en baştan olurlardı. Tabii. o yüzden hani onu açarken ya bak sana bir şey hani söylemedim, gizliyordum ama şimdi söylemek istiyorum, önemli diye bir cesaret yapmaları güçlendirir mi ilişkiyi? Ya yani orada tabii ki öbür tarafa da bir şey düşüyor, bir görev düşüyor. Çünkü yani bir insan ya yalancı olduğu için şeffaf davranamıyordur ya da kapalı olduğu için şeffaf davranamıyordur ya da eşinin onu kötü cezalandıracağından korkuyor diye şeffaf davranmakta güçlük çekiyordur orada. Karşı tarafın da kendisini biraz sorgulaması lazım. Acaba ne derece açık, ne derece karşısındakini olumsuz şeylerle cezalandırmaya yatkın? Ya da ne daha basit formüle edersek ne derece korkutmuş karşısındakini ki o ona hani böyle bir problemini ifade edemiyor. Evet. Peki şu çocuklar dedik, şeffaflık dedik değil mi? Bu birincil şey, samimiyet evet. dedik. Evet. Çoğu zaman
aile içi ya da arkadaşa verilen borçlar oluyor. Gizli borç diyorum ben bunlara. Ve o borcu verip onu söyleyememe. İşte dayıma verdim, amcama verdim. Hani kısa bir zamanda vereceğim dediler. Onlar geri veremediler. Bu aile içi olan ya da çok yakın arkadaşa tabii ki hani verilebilir, destek olmamız gereken dönemler çok önemli. Ve fakat eğer aileyi etkiliyorsa orada o konuşma nasıl olmalı? Yani şimdi burada şeye bakmak lazım. Eğer diyelim ki adam verdiyse bu borcu, adamın bu borç verdiği kişi kim? Yani karısının o borç verilen kişiyle olan ilişkisi nasıl? Genelde benim pratikte gördüğüm o borç verilen kişiler öbür eşin çok o kadar hazzetmediği kişiler oluyor ya. O zaman tabii ki büyük bir problem bu sonradan ortaya çıktığında. En nefret ettiği görümceye verilmişse mesela ya da kayınbiradere verilmişse oralara biraz bakmak lazım tabii ki. Yani çünkü o zaman eğer o borç geriye gelmezse büyük bir felakete yol açacak aile içerisinde. Çünkü sen sadece para vermiş olmayacaksın. Hem de onun sevmediği ve onu sevmeyen birine onun arkasında bir işbirliğine girmiş olacaksın ya. Esas problem orada. O zaman eşim seviyor mu sevmiyor ya mı göre herhangi bir iş ilişkisine girmek, borç vermek gerekiyor? Ha, iş ilişkisi anlamında söylemedim ben. Yani özel hayat. Borç vermeyi dediniz. Anladım. Benim gördüğüm hani yüzleşmek, hani bir kere durumunla yüzleşmek. Hani maddi durumumuz böyle şöyle. Tabii bir de şöyle bir şey var. Hani maddi durumlar geçici. Her neyse geçici dönemler değil mi? Hani zor bir dönemden geçiyoruz. Evet, herkesin bir feragat gösterip bir şeyler yapması lazım. Ama baktığımız zaman her dönem geçicidir. Tabii, ama psikolojik olarak biz zannediyoruz ki hep böyle gidiyor her şey gibi değil mi? Böyle bir aile içinde. Zaten öyledir ya. Mesela depresyona girdiğinde sanırsın ki yani daha önceden de girmişsindir, bitmiştir. Ama sanırsın ki bu sonsuza kadar devam edecek. Ya da ne bileyim bir aşk acısı yaşadığında insan eğer şeyi idrak etse onun yani biliyorsun ama onu bir türlü kendine yediremiyorsun ya da oturtamıyorsun duygu dünyana. Bilsen ki bu yaşadığın aşk acısı bir müddet sonra bitecek ya da kayıp acısı. O zaman tabii ki daha rahatlayacaksın ama o anda ona inanmıyor insanoğlu. Yani yaşadığı acının kalıcı olacağına inanıyor. Bu tür durumlarda da tabii aynı problemle karşı karşıya kalıyorsun. Kalıcı olacağına inanıyorsun. Oysa her şey geçici. Sıkıntılar da geçici. Bolluklar da geçici tabii. Onu gördük zaten. Şimdi bu sıkıntı da zaten dünyada da bir bolluk üzerine geldi. Evet. Evet. Birbirimize destek olmamız, ailemize destek olmamız da çok önemli. Bence sadece burada çekirdek aile olarak bakmamak gerekiyor. Biraz daha genişletmek lazım. Yani o dört kişilik klasik çekirdeğin biraz dışına çıkıp kardeşlerle olan ilişkiler, işte kayınvalideyle, kayınpederle olan ilişkiler falan biraz daha o çevreyi genişletip bu dönemde oraya biraz bakmak lazım. Çünkü bu artık biraz psikolojik mekanizmaların birazcık devre dışı kaldığı bir dönem. Biraz zor bir dönem ya. Acaba burada hani ben psikolojik olarak ne yaparımdan daha çok o dayanışmayı nasıl geliştiririm? Nasıl geliştiririz? Biraz ondan yani, da... Belki de hani ben daha fazla kazanan biriysem eğer karşımdakine kıyaslan ve onun paraya ihtiyacı varsa benim ona para verme konusunda daha önce gösterdiğim o şey dikkatli tutumu değil de biraz daha cömert olmam. Biraz daha karşılıksız verebilmeyi öğrenmem. Şu anda çünkü bir tek şeyler için zor bir durum değil. Yani para sıkıntısı yaşayanlar için zor bir durum değil. Parası olanlar için de zor bir durum. Çünkü onlar da şimdi vermeyi öğrenmek zorundalar. Ama o vermenin yarattığı rahatlığı ya da mutluluğu yaşama. Ama o kadar zor bir şey ki çünkü sahip olan da vermek istemiyor. Çünkü o da korkuyor. Öyle bir şey var ya, yani sahip oldukça insanın korkuları da artıyor ya. Yani dolayısıyla, ama bir kere sahip olan gene sahip olabilir. Zaten olmuşsun. Tabii ki işte o da şimdi o korkularını yenerse eğer aslında herkes için bir sınav dönemi. Evet, herkes için bir sınav. Dolayısıyla o aile kavramını biraz daha böyle genişletip çekirdek ailenin dışına taşırmak ve bakmak benim yani yakın çevremde ya da üçüncü daireye kadar diyelim ki açtım. Üçüncü daireye kadar kaç kişi var benim yardım edebileceğim? Ondan sonra karşılıksız bir şekilde bunu yaptığımda acaba neler hissediyorum falan. Biraz belki oralara odaklansa bu dönemde insanlar. Çok çok güzel. Özellikle de sahip olanlar. Şimdi insanların birbirine daha iyi davranması gereken bir dönemden geçiyoruz. Çünkü gerçekten de insanlar kendilerini kötü hissediyorlar. Ben aşağı yukarı 8-9 aydır gelmedim Türkiye'ye. Şimdi geldim ve dışarıdan gelen biri olarak daha net bir şekilde görüyorum. Yani bize birbirimizi biraz bazen böyle hani insanın çevresinden çok etkileniyor. O yüzden zaten tam ona gelecektim. Birbirimize umut vermemiz,
her Tabii. neyse maddi durumumuz, bundan geçebileceğimizle ilgili oturup plan yapmamız, işte ek gelir miydi? Evet. Bazı şeyleri daha az istek ihtiyaçları ayırmak mıydı? Hani çözüme odaklanmak çok önemli, öyle değil mi? Umut dolu olarak. Tabii yani şeyi bilmek lazım. Burada ben geçen aylarda bir kitapta okumuştum. O Bulgaristan'da baskı döneminin olduğu, Türkler üzerine baskılar yapıldığı dönemde bir tanesi gelip bir sufiye şey söylüyor. Yani işte bizim camileri yıkıp yerine kilise yapıyorlar. Ama adam çok sessiz sakin duruyor. Peki niye bu kadar sessiz sakin duruyorsun diyor. Diyor günü geldiğinde kiliseyi yıkar yerine cami yaparlar. O kadar takmamak lazım. Dedim ki ne kadar büyük bir gerçeklik var bu cümlenin içerisinde. Yani her şeyin değişebileceğini bize anlatıyor büyük bir sükunetle. Bu dönem de geçecek tabii ki. Evet. Ama zor bir dönem tabii ki. Dolayısıyla burada dayanışmayı yükseltmek ama evet. dayanışmanın bence şey çok önemli. Dilde kalmaması gerekir. Benim dikkatimi çeken şey insanlar çok fazla konuşuyor bunu. Ama o ikinci aşama vardır ya konuştuğunu aksiyona geçirme konusunda insanlar o kadar da cömert olmuyorlar. Sanıyorum ki şöyle bir şey var. Mesela ben diyelim ki benim maddi durumum iyi, senin maddi durumun iyi ve biz bir yerde oturuyoruz ve konuşuyoruz. Benim amacım aslında benim yapamadığımı sana yaptırtmak. Senin amacın da kendi yapamadığını bana yaptırtmak gibi bir durum oluşuyor. Oraya dikkat etmek lazım. Yani konuşmadan, fazla bu işin teorisine girmeden, rencide de etmeden, evet. dayanışmanın psikolojik evet. olarak rencide de etmeden işte evet. Bir zarafet dahilinde yapılması. Evet, çok fazla lafını da etmeden. Çok lafını da etmeden, evet. çok evet. konuşmadan diye. İnsanlara da bunu anlatmadan. İnsanlara da anlatmadan. Evet. Sonrasında da başkalarına da konuşmadan. Evet. O zaman şöyle bir toparlarsam, klinik psikolog Zaza Yurtsever'den aldığımız bilgilerle aile içi para konuları nasıl yönetilmeli? Özellikle eğer ailede zor durumlardan geçiyorsa bir şeffaflık denildi. Hı hı. Değil mi? Şeffaflık. Karı koca yüzleşmeli ve birbirine söylemeli. Çocuklar belli bir çerçevede haber olmalı. Anne gidip altını satıp da çocuğuna en son çıkan oyunu almaya çalışmamalı. Aynen, aynen. Bu şeffaflık çok önemli. Bir, gizli borç kalmamalı kimseye. Hı hı. Bunlar da şeffafça konuşulmalı. İki, çekirdek ailemizi sadece düşünmeyelim. Aile genişletelim. Özellikle bu zor Örneğin dönemlerde. Örneğin böyle bir beyaz kağıt alıp aile üyelerimizi belki üzerine listeyle yazıp kimler var amcamda, dayımda, herkes. Üç tane daire çizip. Üç daire çizip. Üç daire. İçini doldurup evet. kimlerde isimleri evet. de yazıp böyle bir aktivite olabilir aslında. Ondan sonra onların durumu nasıl? Bunu durumu iyi olan ailelerin her ailede daha durumu iyi olan oluyor. Tabii, daha değişik tabii. oluyor. O dayanışmayı o çekirdek aileden de çıkartıp bütün büyük aileye getirmek. Evet ve parası olanların birbirleriyle temasa geçip sorumlulukları dağıtmaları. Evet, ne yapabiliriz? Evet, bak evet. işte bizim kuzen Ahmet vardı neyse evet, diye. Evet. Üçüncü olarak da bunların konuşmada kalmaması. Aksiyon. Aynen. Uygulamaya geçme zamanı. Burada dayanışmanın imecenin zaten kültürümüzde var. Daha da uyandırma zamanı değil mi? Aynen, birbirimize destek aynen, olma zamanı. Aynen. Bununla ilgili de çok konuşmamak. Bunu böyle zarafet dahilinde yapmak diyoruz. Aynen. Dayanışma aynen. diyoruz. Harika, çünkü her dönem geçicidir diyoruz değil mi? Böyle aynen, de. Aynen. Çok, öyle çok toparlayabiliriz. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Klinik psikolog Zaza Yurtsever bizlerleydi ve nasıl daha fazla dayanışma içine girebiliriz diye konuştuk. Programımızın özleme sor bölümündeyiz. Hiçbir para konusu çözümsüz değildir. Siz sorun, ben cevaplarım. Bana sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Sizin sorularınızı buradan size yanıt vermeye çalışıyorum. Evet, Bengü Hanım. Merhaba Bengü Hanım. Düğün ve sonrası için nasıl para biriktirmeliyim? Öncelikle nişanlı çiftlere hemen birkaç uyarıda bulunmak istiyorum. Birbirinize karşı şeffaf olun. Kendinizin ve ailenizin mali durumuyla ilgili net bilgi verin. Neyi yapabileceksiniz, neyi yapamayacaksınız? Aman bunu söylersem beni sevmez. Böyle olur mu? Bir ömür geçireceksiniz. O yüzden şimdiden samimiyeti başlatın. Bu bir. İkinci olarak düğüne aman çok para harcamayın. Hepimizin hayali güzel düğünler. Ama baktığımız zaman düğünden geriye kalan süsler değil, hisler oluyor. O yüzden benim tavsiyem düğün bütçesini düşük tutun. Düğün için borçlanmayın. Düğün için borçlanan çok çiftle çalıştım şu ana kadar ve sonradan hep diyorlar ki ah keşke yapmasaydık, düğün akşamı için birkaç saatlik bir şey için bu kadar borca girmeseydik. Veriye dayalı konuşuyorum, yani öyle söyleyeyim. Sonrası için nasıl para biriktirmeliyim? Şöyle söyleyeyim, karı koca
ortak hedefi olduğu zaman çok iyi biriktirebiliyor. Nedir ortak hedef? Bu araba almak olabilir, ev peşinatı olabilir, her neyse bazen de borç kapatmak olabilir. O yüzden şimdiden bir ortak hedef düşünün. Ondan sonra ortak hedef için düzenli, otomatik kendinizi yormadan, ailenizi zor duruma sokmadan yavaş yavaş biriktirin. Bazen biriktiremediğimiz dönemler de olur. Bunun için de çok üzülmeyin. Bu da her dönem geçicidir. Ama siz ortak hedefle düğüne çok harcamayarak ve eşinizle şeffaf olarak bu konuşmalara başlayabilirsiniz. Evet, ikinci sorumuza gelince Ezgi Hanım'dan gelmiş. Merhaba, bugün kadınlar soru soruyor. Senelerdir çalışıyorum ama para kazanmaya başladığımdan beri borç ödüyorum. Veya çevreme borç para veriyorum, geri gelmiyor. Nasıl kurtulurum bu durumdan? Yani Ezgi Hanım diyor ki, senelerdir çalışıyorum, sürekli borç içindeyim. Bir de benden borç istiyorlar, sürekli borç veriyorum, ben ne yapacağım? Öncelikli olarak siz kendinizi suçlamayın. Bu bir durum ve bu durum değişebilir. Hemen nasıl değişeceğine bakalım. Bir, siz neden borçlanıyorsunuz? Yaşam stiliniz gelirinizin daha ötesinde demek. Yaşam stilinize bir bakın. Neye ne harcıyorsunuz? Çok elbise mi? Çok ayakkabı mı ya da neyse, ya da diyorsunuz ki ben hiç çok bir şeye harcamıyorum, geçinemiyorum. Bu durumda yapılabilecek birkaç şey var. Bir, ek gelir araştırması. İki, olduğunuz şirkette çalışıyorsanız nasıl daha yukarı çıkabilirsiniz? Nasıl gelirinizi arttırabilirsiniz? Eğer sizin geliriniz yetiyor ama çok oraya buraya harcıyorsanız, o zaman liste yapacaksınız. Nereye ne gittiğini göreceksiniz. Dolayısıyla baktığımız zaman yaşam stilimizi gözden geçirmek çok önemli. Genelde yapmıyoruz çünkü alışmışız o yaşam stilinin içine. Belli şeyleri giymeye, yemeye, gezmeye, çıkmaya, her neyse. O yüzden herkesin bir yaşam stiline bakması önemli. Bu birinci borçlanma konusu. Kök sebebi anlayın yani neden. İkinci, borç vermek. Herkese borç veriyorsunuz anladığım kadarıyla ve geri gelmiyor. Bir kere hayır kelimesi bir cümledir. Hayır. Kendi başına bir cümledir. Hayır demeyi bilebilen insanlar hayatta daha başarılı oluyorlar. Bu ne demek? Siz başkasına demediğiniz her hayırda kendinize hayır diyorsunuz. Çünkü sizde para varsa tabii verin borcu. Çünkü borç nedir? Unutulabilecek bir paradır. Borcu verdiniz, unuttunuz, unutabileceğiniz bir miktardır. Ama siz unutamıyorsanız, üstüne borçlanıyorsanız bu iyi bir şey değil. O yüzden hayır kelimesini kullanmayı egzersiz yapın. Her gün mesela bir kere hayır deyin. Kendinize bir hayır defteri tutun. Hayırdan, oradan elinizde kalan paralarla da hayır yapabilirsiniz. Ama hakikaten borç verme konusu çok önemli. Çünkü iki dostun, iki arkadaşın ya da aile üyelerinin içtiği kahvenin tadı değişmemeli. Merak ettikleriniz bölümdeyiz. Bugün konumuz net varlık. Evet, sene sonu yaklaşırken şöyle bir elimizde ne var ne yok diye bilmek bizi hem gerçeklerle yüzleştirir hem de sahip olduğumuz şeyleri farkına varma adına da daha güçlü hissettirir. Başlıyoruz. Nedir net varlık? Önce sahip olduğunuz bütün mali varlıkları sıralayın. Bunlar neler olabilir? Eviniz olabilir, arabanız olabilir, altınlarınız olabilir, bir kenarda duran işte belki aldığınız hisse senedi, çok zamandır bakmıyorsunuz, unuttunuz, o olabilir. Kripto paranız varsa o olabilir. Her ne varsa sizin sahip olduğunuz arsa olabilir, emlak olabilir. Bunları listeliyorsunuz. Ve genelde bu yapmadığımız bir şey ama ben bunu en az senede bir kere öneriyorum. Yanlarına da takribi olarak değerlerine yazabilirsiniz, bakabilirsiniz. Bu sizin sahip olduklarınız. Bunlara baktığınız zaman bunu karı koca olarak bir aktivite olarak da ben öneriyorum. Diğer tarafta da nereye borcumuz var, nereye ne vermemiz gerek ve bunları da listelemeniz, yanına faizlerini yazmanız, bu da sizi vermeniz gereken, yani aslında sizin ödemekle yükümlü olduğunuz şeylerin listesi. Net varlık demek de sizin sahip olduklarınızdan, toplamından borcu çıkartırsanız sizin net varlığınız bu kadar olmuş oluyor. O yüzden hem seneyi bitirirken böyle bir ailece bakabilirsiniz ve burada ne çıkacağı açıkçası hiç önemli değil. Diyelim ki borçlar daha yüksek, seneye üstesinden gelirsiniz. Burada diyelim ki varlıklar daha yüksek, hani iyi bir durumdasınız. O zaman onları doğru yönetmek, dayanışma çerçevesinde belki de faydalı olabilmek için düşünmek. Bunları düşünmek için güzel, iyi bir zaman. Net varlığı hesapladıktan sonra da yaşam stilinize bir bakıp bunu nasıl yöneteceğinizi, 2022'de neler yapmak istediklerinizi de konuşabilirsiniz.
konuşabilirsiniz. Umut, hayal her zaman çok güzel. Evet, programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar sağlık, sevgi ve parayla kalın.